Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın hemen kenarındayız. Pandemi sürecinde daha çok İstanbul ve çevresinde kendimizi böyle doğayla baş başa bırakabileceğimiz yerleri tercih ediyorum. Sizler de bu süreçte İstanbul ve çevresinde doğayla baş başa kalmak istiyorsanız, yürüyüş yapmak, piknik yapmak, mangal yapmak gibi bir düşünceniz varsa eski videolarıma göz atabilirsiniz. Bugünkü durağımız Kocaeli'deki Yuvacık Barajı. Hemen yanımda barajı görüyorsunuzdur. Yuvacık Barajı'nın asıl adı Kirazdere. Çünkü burası Kirazdere çayının üzerine kurulmuş yani bu baraj. Ama bu çevre Yuvacık beldesine ait olduğu için burası daha çok Yuvacık Barajı olarak tanımlanıyor. Ama asıl adı Kirazdere Barajı. Yuvacık Barajı özellikle İzmit ve İstanbul'un Anadolu yakasında oturanlar için bir kaçış noktası. Yani buraya İstanbul'dan yaklaşık 70 km bir yol yaparak gelebilirsiniz. Ama buraya geldiğiniz zaman kendinizi Karadeniz'in bir sahil kasabasında hissedebilirsiniz. Çünkü doğası, ortamı Karadeniz'i oldukça andırıyor. Yani İstanbul'a kısa bir mesafede kendinizi İstanbul'dan yüzlerce kilometre uzaklıkta hissedebilirsiniz. Bu anlamda burası özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında oturanlar için değerlendirilebilir bir seçenek. Biraz Yuvacık Barajı'nın tarihinden bahsetmek istiyorum. Burası 1999 yılında inşa edilmiş. Amaç Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılamak ki burası o kadar büyük bir baraj ki Kocaeli'nin su ihtiyacının %80'i bu Yuvacık Barajı'ndan karşılanıyor. Özellikle son birkaç aydır burayı haberlerde duymuş olabilirsiniz. Burası kurumuştu. Baraj doluluk seviyesi %10'lara kadar düşmüştü. Barajın altındaki o köprüler, yapılar meydana çıkmıştı. Bundan dolayı sürekli haberleri çıkıyordu ama şu anda barajın doluluk oranı %100'e ulaşmış durumda. Hatta baraj kapaklarını da açıyorlar ki herhangi bir taşkın olmasın. Tam zamanda gelmişiz. Gerçekten olağanüstü bir görüntüsü var. Özellikle baraj doluyken buranın çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Buraya daha önce iki kez daha gelmiştim. Ancak şu andaki görüntüsü gerçekten bambaşka. Peki Yuvacık Barajı'nda neler yapabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada ailece piknik yapabilirsiniz. Yürüyüş yapmak gibi bir düşünceniz varsa burası oldukça ideal. Hemen barajın kenarında kilometrelerce uzunlukta yürüyüş yolları mevcut. Bunun dışında yine buralarda ATV kiralayabilirsiniz. Zipline gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Çeşitlilik oldukça fazla. Burada piknik yapabilirsiniz demiştim ama aynı zamanda özellikle barajdan sonra o derenin kenarlarında çeşitli tesisler, mekanlar ve restoranlar var. Orada kahvaltı yapabilirsiniz ya da yemek yiyebilirsiniz. Bu da değerlendirilebilir. Bu bölge Karadeniz'i andırıyor coğrafya olarak. Aynı şeyi buranın nüfusu için de söyleyebiliriz. Buraya genellikle Karadeniz'den göç edilmiş. Bu nedenle o tesislerde, o restoranlarda daha çok Karadeniz yöresine ait yemekler bulabilirsiniz. Peki Yuvacık Barajı'na nasıl gelebilirsiniz? Bu sorunun cevabı sanırım özel araçta olacak. Özel araç dışında buraya gelebileceğinizi pek zannetmiyorum. İstanbul'dan burası yaklaşık olarak 85 km. Yani ortalama 1 saatte İstanbul'un Anadolu yakasından buraya gelebilirsiniz. Yine Yuvacık Barajı üzerinde çeşitli lokasyonlar mevcut yani gezebilmeniz için. Ben şu anda burada oturduğumuz, piknik yaptığımız yerin konum bilgisini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Onu değerlendirebilirsiniz. Yani burayı piknik yapmak ya da yürüyüş için kullanabilirsiniz.
aracınızla buraya kadar gelebiliyorsunuz. Bundan sonrası araçla giriş için yasak. Eşyalarınız varsa bundan sonrasında elinizde taşıyabilirsiniz. Bulunduğumuz yer Çataldere. Şöyle bir yürüyüş parkuru var. Toplamda 9 kilometre. Sanırım giriş geliş toplamda 9 kilometre yapıyor. Yolumuz şöyle başlıyor. İlk etapta spor yapabileceğiniz bazı aletler var. Ve dikkatimi çeken neredeyse her 500 metrede bir şöyle çeşmeler mevcut. Yine piknik yapacaklar için olumlu bir şey. Bu arada Yuvacık Barajı'nın bu yürüyüş parkuru o kadar güzel ki sürekli durup manzarayı seyrettik. Gerçekten harika. Şu anda baraj çok güzel görünüyor. Dediğim gibi daha önce geldiğimde bu kadar güzel görünmüyordu. Bu sefer sanırım hem havadan kaynaklı hem de barajın doluluk oranı yüksek olduğu için muazzam bir görüntü var. Videonun başında da bahsettiğim gibi buranın dağları, ormanları, bitki örtüsü, işte hemen kenarında bir gölün olması vesaire Karadeniz'e gerçekten çok benziyor. Burayı Karadeniz'e benzetiyorlar. Gerçekten de baktığınız zaman kendinizi Karadeniz'de hissedebilirsiniz. Bugün Yuvacık Barajı'nı gezdik. Çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Ve gerçekten bugün Yuvacık'a bayıldım. Bu mevsimde demek ki baraj dolu olunca gerçekten muhteşem oluyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yuvacık Barajı'nı gezdikten sonra Cami Düzü tarafından devam ettik. Serindere var. Serindere Vadisi'ne girdik. Yol bizi şöyle bir hidroelektrik santraline getirdi. Yukarıda bu vadi devam ediyormuş. Bu hidroelektrik santralinden dolayı böyle yapay şelaleler oluşmuş, havuzlar oluşmuş. Aynı şekilde yine tünel var. Gidin görün dediler. Bakalım nasıl bir yer bizi bekliyor. Bu arada yalnız dağlar, ortam vesaire gerçekten Karadeniz'i aratmıyor. Muhteşem. Devam ediyoruz. Bu arada şu gördüğünüz Serindere Vadisi aynı zamanda bir trekking rotası olarak da bayağı meşhur, kullanılıyor. Gerçekten doğal güzellik muhteşem. Bakar mısınız şu vadilere? Serindere Vadisi şu noktada ikiye ayrılıyor. Bir sağ taraftan şöyle görebiliyorsunuzdur vadi. Bir de şuradan. Sanırım rota için daha çok şu soldaki yolu kullanıyorlar. Burada bir doğal olmayan bu santral için yapılan bir yapay mağara da varmış. Orayı da köylüler söylemişti görün diye. Bakalım karşımıza çıkacak mı? Evet. Vadi bu şekilde. Aynı zamanda bu derenin suları işte Yuvacık Barajı'nı oluşturuyor. Evet, o bahsedilen mağaranın önüne geldik. Evet, şuradan vadinin deresi akmaya devam ediyor. Bu da yapay bir mağara. Tabii içine girmek konusunda pek hevesli değilim. Şu anda gözükmüyor ileriz. Geldiğimiz vadiden geri dönüyoruz. Çünkü vakit geç olduğu için o tüneli kullanmak
açıkçası. Şu anda pek uygun gelmedi bize. Tabi Yuvacık Barajı'nı gezdikten sonra Serindere Vadisi'ne de mutlaka gelmelisiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hatta pikniğinizi bu dere üzerine yapabilirsiniz. Vadi zaten sizlere bambaşka bir atmosfer sunuyor. Büyülendim. Dediğim gibi keşke daha erken gelseydim buraya. Yuvacık Barajı'ndan ziyade burada yürüyüş yapmak daha mantıklıymış. Harika. Yani şu anda hiçbir şekilde yapay bir şey yok. Tamamen doğal bir ortamın içerisindeyiz. Muhteşem. Bakın. Bir yanımızda orman, engin dağlar. Aşağımızda ise gürül gürül akan bir derenin sesi. Daha ne olsun?